Yine hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok keyifle geldim. Bir gün, güzel bir program. Evet. Herkes çok güzel. Bir de zor bir konu konuşacağız. Zor bir konu ama siz öyle güzel bir iş yapacağız. Benim güzel anlatmamın ötesinde bu hastalığı anlaşılır kırmak çok lazım. Bu hastalığın temel problemi anlaşılmamak. Yani şu anda bizi izleyen kadınlara lütfen dinlesinler diyorum. Çünkü fibromiyalji bazılarına yabancı gelebilir. Hı hı. O tanıyı almamış olabilir ama birçok kadında var. Ama biz yine de hani işin en başından migrenden başlasak. Migren nedir diye size sorsak. Şimdi migrenden başlayalım. Migren çok güzel bir başlangıç oldu. Şöyle ben aslında 2004 yılında ilaç tıbbını bıraktım ve migrenle başladım. Evet. Ama migrenli olmak bir hastalık. Baş ağrısı olarak biliyoruz ama geçen programda da konuşmuştuk. Aslında bir anlamda farklı insanların hastalığı. Oraya biraz hızlı da geçsek yine de bahsetmek istiyorum kaçıranlar da şimdi olabilir. Şöyle bir bağlantı kuracağım. Aslında ben migrenle başladım. Migren hastaları kadınlarım özellikle kadınlarda yaygın. Bir migren var, bir fibromiyalji var. 2004 yılında çok bilinmiyordu. Çok popüler değildi fibromiyalji daha. Ama migrenli hastalarımın çoğunda fibromiyalji de vardı. Fibromiyaljiyi de tedavi yapıyordum. Hepsini birlikte. Çünkü ben bedeni bütün düzelttiğim için. O zaman fibromiyalji ikinci göz ağrım oldu. Çünkü şöyle düşündüm. Migren arada ataklar olup geçebiliyor ama fibromiyalji bütün hayata yayılıyor. Ve yani her şeyinden, çoluğundan, çocuğundan, işinden, gücünden, eşinden, dostundan ediyor. Yani yaşamın çökmesi gibi. Aslında yaşam enerjinin yerlerde sürünmesi. Fibromiyalji. Sadece ağrı değil. Hayır, yani ağ sistemi, vücudun bir bütün ağ sisteminin network'ün bilgisayarındayınca zaten ben hep bilgisayar ve network üzerinde çalışıyorum ya. Bütün çökme aslında. Çünkü her an her zamana yayılıyor. En belirgin şey sabahları yataktan sürünerek kalkıyor. Yani ne kadar uyusa dinlenmiyor. Sürekli yorgun, halsiz. Hiçbir şey yapacak enerjisi yok. Bir yemekte yani banyoda saçını yıkarken yoruluyor. Biraz önce karıştırıyorsunuz ya. O karıştırmak, oturup yani bir yemeği yapmak yoruluyor, gidiyor divanda yatıyor falan. Ve çok ilginç bir yanı aynı migrendeki gibi bu kadınların geçmişleri acayip çalışkan, acayip becerikli, her şeyi yapan kadınlar birden hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar. Ve çok ilginç, çok depresyonla ve çok psikolojik deniliyor, çok karıştırılıyor. Zaten bu programa en büyük gelme heyecanımın nedeni kadınlara kendilerini anlatmak. Çünkü anlaşılmıyorlar. Filmlerde, tahlillerde, testlerde hiçbir şey çıkmıyor. Ve gayet düzgün görünen, siz, ben gibi, işte programdaki diğer konuklarımız gibi kadın dışarıdan da çok ilginç bir şekilde fibromiyalji hastaları yaşından da genç gösterir genelde. Gayet iyi görünüyor ve sonuçta ama bitmiş, içi bitmiş. Dışarıdan göründüğü gibi değil, hiçbir şey yapacak hali yok, kimseye anlatamıyor. Eşine, dostuna, çocuklarına, kayınvalidesine hiç kimseye anlatamıyor. Doktora gidiyor, doktora anlatamıyor. Filmler, tahliller hiçbir şey çıkmıyor. Bu sefer psikolojik deyip depresyon tedavisi başlanıyor. Bu programdan önce ben sosyal medyada paylaştığımda o kadar çok benim hastam olmayan takipçimden Emre'm ne olur psikolojik boyutuna da değinin. Bizi anlamıyorlar ve bütün hastalarım benim karşıma geldikleri ilk söyledikleri şey anlaşılmamak. Eşiyle gelir, ben hastadan çok eşine hastalığı anlatırım. Ağrı mıdır? Yani anlaşılmamasını istediği şey ağrı mı Çünkü hocam? Çünkü şöyle bir şey, ağrı değil, sadece ağrı değil. Halsizlik, bir şey yapacak enerjinin olmaması. İsteksizliği oluyor. İstek var. İşte depresyon da buradan ayrılıyor. Depresyondaki kişinin hiçbir şey yapacak hali yok. İsteği de yoktur. Umrunda da değildir. Bu istiyor, yapamıyor. İstiyor, enerji, vücut gitmiyor. Yani şey gibi, ben derim ki Ferrari araba örneğini veririm. Ferrari arabayı yapmışlar, motor canavar gibi ama bütün teker, direksiyon, her şey bozulmuş. Daha çok hastaların kocalarına bu araba örneğini veriyorum. Çünkü anlamıyorlar ya eşlerini. Diyorum, araba deyince çok çabuk anlıyorlar. Ferrari. Bu diyorum, Ferrari arabayı almışsınız ama doğumlar, moğumlar, bu Ferrari araba gitmiyor. Evet. Hocam buradan gösterebilir miyiz? Bütün şikayetler, evet, benim yaptığım bir grafikti bu. Evet. Her şey var. Bakın, olmayan şey var mı? Baştan başlayalım. Böyle bir dikkat. Buna İngilizce fibrofog diyorlar. Hani sisli. Beyin dumanlı, sisli gibi. Düşünemiyor. Bazen konuşmayı bile toplayamıyor. O hızlı, becerikli, akıllı kadın toplayamıyor. Uyku zaten kötü. Zaten sabah tutuk kalkıyor. Mutsuz, ama mutsuzluk.
depresyondan değil, anlaşılmamaktan. Ağrılarını da anlatamıyor. Siz fibromiyaljiyi anlattık ama migrenle bağlantısı benzer dediniz. Ne noktada çünkü benzer? Çünkü bu da Ferrari gibi. Ferrari herkese verilmiyor. Yani yapın çok sensitif, hassas ve hızlı bir network var. O network ara ara sigortası atarsa migren oluyor. Tamamen çökerse fibromiyaj oluyor. Ve o yüzden de fibromiyajcilerin çoğunda migrende var. Peki migren bunun bir başlangıcı diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Saf migren olarak hayat boyu gidebilirsiniz. Migreniniz olabilir. Zaman içinde fibromiyajı da eklenebilir. Mesela, eklenebilir bir tabii şey. Tabii benim mesela annem hep migrenliydi benim çocukluğumda. Evet. Hep başını bağlardı. Evet. 50'li yaşlarla birlikte migreni azaldı. Başını bağlamıyor ama bütün vücudu ağrıyor, halsizleşiyor. Ben diyor ne çok çalışkan bir kadındı annem. Neler yapardım diyor. Hiçbir şey yapacak. Ay kızım diyor iki şey yapıyorum. Yoruluyorum artık ama hiç durmuyor. 80 yaşında şimdi hala yapacak durmuyor canım ama benim. Şey yapmıyor. Aynı yapıda. Mesela benim de migrenim atağı vardı. Aynı peki? Migreninle hayır, fibromiyajı sürekli. Atak yok onda. Atak yok. İşte o yüzden büyük dert ya. Hep öyle. Hep öyle. Migrenle atak var. Adam diyor ki işi geliyor bana diyor ki hep geliyorum diyor. Hep yorgun, hep ağrılı bu kadın diyor. Sabah sürünerek kalkıyor. Ve eski o titiz kadın çocuklarına yemek yapamıyor. Allah Allah. Yani sonuçta geçen gün daha ama Bursa'dan bir hastaya. Depresyonla çok benziyor dediğiniz benziyor doğru. Benziyor ama depresyonun bu içi istiyor. Yani zaten azıcık enerji bulsun hemen camları siliyor, işlere girişiyor. Geçen gün Bursa'dan bir hastam geldi. Bir ev hanımı böyle gelmiş böyle ne zamandır işte babası falan geliyormuş. Annesi de evet. Yemek falan yardım ediyormuş. Yani evde yemeğe bilmem neye yardım ediyormuş. Hep yatıyormuş böyle. Bu ikinci tedavi, ikinci şeye geldi. Bir sürü yemekler yapmış, bir sürü gezmiş, bir sürü şeyler yapmış. Bu dedim ki durun biraz tedavi edelim, dur. Hani birazcık enerji bulsa zaten iki yapmak istiyor. Anlaşılmamak burada ya. Anlaşılmamak burada. Filmde çıkmıyor, tahlilde çıkmıyor, doktor anlamıyor. Bir orası ağrıyor, bir başı ağrıyor, bir boynu ağrıyor, bir sırtı ağrıyor. Bir bacağı ağrıyor, bir kolu tutmuyor. Emareler de değişebiliyor, aynı kolları yer değil. Kolları tutmuyor, markete gidiyor, iki tane basit iki tane şey oluyor. Eve geliyor, bitiyor. Kolları tutmuyor. İki tane şey çeviriyor, yani bu karıştırıyor orada tezgahta. Bir de biz bu insanlara hocam, biz de bu insanları bazen de hastalık hastası da diye de konumlandırabiliyoruz değil mi? Zaten o yüzden tıpta psikosomatik deriz. Bunlara işte psikolojik denilen hastalık hastası. Psikolojik yapıyor. O gün buram ağrıdı. Bir süre sonra buram... hasta kendini de sorgulamaya başlıyor. Acaba psikolojik mi yapıyorum diyor. Ama içi yok diyor, böyle değil diyor. Bu o bir fibromiyajı yani. Fibromiyajı ile ilgili şeyleri okuyan bir şekilde onu gören ay evet doğru diyor ben buldum hastalığım ben buyum diyor çünkü ben zaten diyor ne yapmak istiyorum diyor benim bir nedeni ay, var yani objektif bir neden var ama elle tutulu filmde görünmüyor ya o yüzden bu insanlar çok güzel açıkladınız bu bence çok kıymetli bir bilgi işte o yüzden diyorum izleyenler dinlesinler sabahları yorgun kalkıyorlarsa evet. Tutuklarsa içleri yapmak istiyorsa evet. Ve böyle her yerleri bir orası bir orası ağrıyor. Özellikle kolları, sırtları böyle çürümüş gibi. Bu insanlar dokunulmaktan hoşlanmazlar. Şöyle dokun çürümüş gibi ağrıyor ama görünürde bir şey yok. Filmde, tahlilde de yok. Her yerleri ağrıyorsa işte böyle zihinleri bulanıyor ve beraberinde ciddi bir şey. Hormonal şeyler, tiroid oluyor, adet düzensizlikleri oluyor. Ondan sonra bakın ağrı yerlerini burada görüyoruz. Ağrımayan yer yok. Bir dizi ağrıyor bir de gezen ağrı bu. Bir dönem orası ağrıyor sonra öbür taraf ağrıyor. Çok güzel bir bilgi. Gezen ağrı. Biz deminki ilk şablonu bir daha alabilir miyiz sevgili yönetmenim? Ben de bu arada size birkaç soru gelmiş üst üste sorabilir tabii, miyim tabii, hocam? Tabii tabii. Bu hastalığı iyice anlatalım ki. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey. Yani tedavi olmak bir yana bu hastalığın bunun psikolojik olmadığını, numara yapmadıklarını inanmamız kendileri lazım. Çünkü hastaların çevreleri ve doktorları anlamadığı için, inanmadığı için hasta evet. Kendiyle çelişkiye ben düşüyor. Ben çok yakın çevremde yaşıyorum. Anlatamıyorum deyince, diyor. Anlatamıyorum size, evet. Diyor. Anlatamıyor gerçekten de. Evet. Kendi kendini bile sorgulamaya başlıyor hasta. En azından ne olduğunu bilmek. Yani bunun tamamen psikolojik olmadığını, tabii ki stresliyken şikayetler artıyor. Tabii. Çünkü daha önce migrende de konuşmuştuk. Bu hastalıkta da diş sıkma çok büyük bir neden. Stresliyken diş sıkması artıyor. Zaten hassas insanlar hassas çok insanlar. Diş sıkıyorlar. Anlaşılmıyor daha da çok fazla oluyor. Bunların hepsi birbiriyle geçiyor. Hocam size çok hızlı birkaç soru sormak istiyorum izninizle. Çok da güzel anlattınız. Teşekkür ederiz her şeyden önce.
Ben 8 yıldır migren hastasıyım. Çok şiddetli ataklar yaşıyorum. Ağrı kesicileri sayısız kullanıyorum. Migren etkili bir ilacı var. Kullandığımda sersem gibi oluyorum. Algım düşüyor. Üstelik onunla da onun da yan etkisi baş ağrısı oluyor. Halbuki baş ağrısı için alıyor. Yapacağım neler yapabileceğimi bilemiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Migren de fibromiyalji de biyoelektriksel bir hastalık ya. Evet. İlaçlar çok fayda etmiyor. Ama ataklarda atakları o an atak geldiğinde damarlarda genişleme oluyor. Damarları büzücü migren ilaçları var. Onları alınca o an atağı birazcık daha atlatmayı sağlıyor. Ama bir süre sonra sık sık aldıkça ilaca bağlı baş ağrıları başlıyor. Kronik migren, kronik baş ağrısı dediğimiz artık bu duruma geldiğinde ilacı almazsa başı daha çok ağrıyor. İlaç baş ağrısı yapıyor. İçinden çıkılmaz bir tabloya geliyor. Tabii bu işin çıkışı ilaçlarla değil. Her zaman söylüyor. Ben her zaman söylediğim gibi bedendeki bu bir elektrik kaçağı gibi bir şeydir. Elektrikçi gibi elektrik kaçağı noktalarını bulup düzeltmek gerekiyor. Dişinde olur, boğazında olur, ne bileyim sezaryen yerinde olur. Vücudun bunların hepsi birlikte yapabilir. Vücudun hasarlanmış, hani vücuda elektrik sistemi gibi görürsek hasarlanmış kaçak yapan yerleri. Aynı şeyi fibromiyalji de yapıyor Kış zaten. Kış geliyor, fibromiyaljim ve migrenim daha artar mı diye bir soru var. Şimdi şöyle bir şey, mevsim geçişleri özellikle, nemli havalar, fibromiyaljinin diğer adı yumuşak doku, yumuşak kas romatizması. Bütün kaslar, bütün beden eklemleri ağrıyor ya, tabii ki sonbaharda artıyor. Yağmur yağacak, sızlayacak denilen muhabbet hissediyor, denilen muhabbet artar. Migrenin değişir ama mevsim geçişleri sistemin zorlandığı geçiş dönemidir. Her zaman hayatımızda bir değişiklik yaparken iyi bir değişiklik olsun. Yani bir evden daha iyi bir eve taşınıyoruz. Sıkıntı yaşamaz mıyız? Evet, yaşarız. Doğru. Vücudumuz da yazdan kışa geçiyor. Çok doğru bir örnek. Sıkıntı yaşıyor. Zorlanınca vücut nerede bir yumuşak karnı varsa onlar ortaya çıkıyor. Peki, ağrılar, ataklar artar. Şeyleri bak şunu bir söyleyeyim. Çok ilginçtir. Bu benim çok tespit ettiğim bir şey. Yani filmler, tahliller, doktorların ne dediği önemli değil. Bu kriterler o kadar belirgin ki. Yani eskisi gibi hissetmiyorsanız, hep eskiden şunu yapardım, bunu yapardım, şimdi yapamıyorum diyorsanız depresyonda değilsiniz. Bedeniniz yetmiyorsa yapmak istediklerini ve dokunulmasından hoşlanmıyorsanız ve çevrenizdekiler sizi anlamıyorsa, doktorlar da dahil ve buna rağmen iyi görünüyorsanız, o zaman fibromiyaj olabilirsiniz. Bir daha söyleyeyim. Eskiden olduğu kişi olarak hissetmiyorsanız, yapmak istedikleriniz bedeniniz yetmiyorsa, size dokunulmasından hoşlanmıyorsanız, çevrenizdekileri kendinize anlatmak zorlanıyorsunuz. Tüm bunlar çok güzel. Bence bunu hayatımızı mutlaka ölçü olarak benim alalım. Benim sayısız fibromiyaj hastasından aldığım bir şey bu. Şimdi öyle bir şey ki fibromiyaj çok tipik bir şey. Bu tanımlamayı kendisinde olan hemen anlıyor. Ve ilginç bir şey. Ben fibromiyajı anlatıyorum ya. Onu izleyen, videoyu izleyen bir ev hanımı, ne bileyim bir öğretmen, bir şirketin genel müdürü diyelim. Üç tane kadın, üçü de aynı şeyi söylüyor. Aynen beni anlatıyorsunuz. Bu kadar tipik bir hastalık. Yani meslekle de alakalı değil, konumla hayat şartlarıyla da alakalı değil. Hiç alakalı değil. Onu anlatmak istediniz. Yani bütün kadınlarda ortak bir şey var. Yani bu kadar o belirgin özellikleri var. Bunlar da çok tipik özellikler. Evet. Yine sorularımız var. Tuğba Hanım, 6 yıldır fibromiyalji tedavisi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Ağrılarımda azalma oldu. Fakat tencere alırken raftan hala kolum ağrıyor. İşte tamamen geçmedi. Çok tipik anlatıyor. Ne yapabilirim? Şöyle bir kaldırmak bile yetiyor. Şimdi biyoelektriksel bir şey olduğu için fibromiyaljide kullanılan ilaçlar da kısmi fayda ediyor. Hatta bazıları var ki hiç fayda etmiyor. Onun dışında hastalar alternatif bir sürü çözümlere yöneliyor. Çünkü çaresizler ve bir şey yapamıyorlar. Günlük hayatlarını sürdüremiyorlar. O zaman birçok şey denenebiliniyor. Şey yapılabiliyor. Ama benim söyleyebileceğim mesela diş sıkma çok fazla. Doğru bir diş sıkma için tedavi ben de kullanıyorum. Çünkü ben de fibromiyalji altyapılıyım. Annem genelde de anne tarafından genetik olur geliyorum. Mu onu soracaktım. İşte bu hassas yapı anneden geçiyor. Hastalık geçmiyor ama anneler, teyzeler anne tarafta özellikle böyle romatizmalı ağrılar, sızılar yani sonuçta bir yaşlılıktandır denir ama her yaşının her yeri ağrımıyor canım. Evet, annemizin habire bir yerleri ağrıyorsa, tiroidi müroidi varsa, bir migren geçmişi falan varsa, bizim de oramız buramız ağrıyıp yorgun hissetmeye başladıysak, çünkü annelerimiz de daha ileri yaşta çıkıyordu.
Şimdi bu çevresel kirlilik, bir sürü şeyler, doğal şeyler hayatımızdan çıktıkça çok genç yaşlarda da fibromiyalji başladı. Yani yeni kuşakta daha çabuk başladı. Şimdi öyle yaşlılığı beklememize gerek yok. Çok gencim diyor, grip gibi diyor, devamlı diyor, her burnum ağrıyor diyor, akıyor diyor. Ama diyor grip olmuyorum diyor. Yani ağrıyı hissediyorum, yanmayı hissediyorum. Gripte bütün vücudumuz kırılır ya. Onu hissediyorum. Fibromiyalji onun daha ağır işte. Çünkü gripte boğazımızda falan o mikroplar, virüsler oradaki elektrik sinyalini bozar. Fibromiyajin en temeli de çocukluktan beri boğazımızdaki elektrik kaçaklarıdır. Gripte orası artınca vücudumuz kırılır ve o eğer fibromiyajı değilse gripte geçici olur, geçer. Vücut onu yener ama vücut yenemeyip hep hayatımıza yayılırsa sürekli grip olmuştan daha beter bir ağrı yaşarız. Unutkanlığım çok var diyor Betül Hanım. Demiş yapar. Ki fibromiyalji unutkanlık yapar mı? Bahsettik ya hani böyle böyle başınız dumanlı, sisli gibi konuşmayı beceremiyorlar bazen. Konuşmayı unutuyorum diyor. Kelimeleri toplayamıyorum diyor. O kadar etkileyebiliyor. Yani işte böyle kafa bulanık, dikkat konsantrasyon azalıyor, unutkanlık yapıyor. Baştan aşağı. Migren yapar mı unutkanlık? Migren de yapabilir. Daha çok migrende atak sırasında bir sersemlik olur ama biraz önceki sorudaki gibi sürekli migren, sürekli ağrılı ve çok ilaç kullanır hale geldiğimizde zaten böyle bir sersem sepelek dolaşırız artık. Hayat elimizden gider. Ay evet çok şimdi zor. Böyle mikrofibromiyalji baştan başladı diyoruz ya, ayağa kadar iniyor. Mesela ayaklarının altı ya donar ya yanar çoğunlukla. Allah Allah. Ya böyle sıcak şeylere, yani sıcak su torbalarına bastırsın ısınmaz ya da böyle bütün kış ayakkabı giyemez, taşlara dayar ayağını. Peki bunların derecesi var mı? Yani hafiflik, fibromiyaljinin hafif ve daha ağır seyredebiliyor mu? Değişiyor ve hayatımız etkiliyor. Biraz önce geçti benim bir grafiğim var. Evet, sizin grafiğiniz var. Alalım hemen görelim. Oradan bakarız. Hemen grafiğimizi görelim. Böyle bir bar grafiğimiz vardı. Çeşitli derecelerde etkiliyor. Yani hafif de oluyor, farkında olmuyor da olabiliriz değil mi? Bakın. Bu mu? Yani %88 çoğu şeyde tüm fiziksel faaliyetlerde azalma. Azalma. Yani fibromiyalji hastası hep etkilenir. Evet. Ama %4 işte evde yatıp babası gelip yemek yapıyor o titiz kadına. Bu hale gelebiliyor. Yani bu ama bu istatistik, Amerikan istatistiği bunlar. Ülkemizde o kadar istatistik yok daha. Bu işte bir rakamlar. Amerika'da da fibromiyalji hastaların ancak 1/3 tanı alabiliyor. Allah. Bunların üzerinden istatistik. Düşünün bunun hayata yayıldığını. Yani %2-4 falan gibi oranlara çıktı ama bence çok daha fazla kadında var. Farkında değiliz işte. Farkında değil işte. Peki nasıl tespit edeceğiz bunu? Yani biz burada ben ne yapacağız? Ya. Size mi geleceğiz? Yani bizim yani nörologlara mı gideceğiz? Genelde nörologlar bakmıyor. Ben birazcık hani farklı bir spesifik çalışmam oldu. Evet. Ve migren üzerinden fibromiyaljiye geçtim. Daha çok fibromiyalji tasasında fizik tedavi uzmanları ve romatologlar koyuyor. Bir daha söylerseniz. Fizik hani tedavi uzmanları. Bir de romatologlar, romatoloji uzmanları. Çünkü bir romatizmal hastalık bir anlamda. Bütün kaslar, eklemler ağrıyor ya. Romatizmal hastalık. Onların içinde de genelde onlarla çoğu koyuyor artık. Bir de fibromiyajide daha spesifik uğraşanlar var, şeyler var. Ama şey de oluyor. Geçen gün bir hastaya ortopedist söylemiş. Yani bir omuz ağrısıyla gitmiş. Ama aslında omuz ağrısını anlatıyor. Şu kolundaki ağrı için bakmış etmiş, tahlillerde bir şey yok. Hassas bir doktormuş. Hastayı biraz dinlemiş. Siz demiş fibromiyaljisiniz demiş yani. Sonra fibromiyaljiyi internette bir araştırıyor. Aynen ben diyor. Ben diyor değil ama mi? Ama halbuki sadece omzunun ağrıdığını düşünüyor. Orada bir eklemimde bir şey mi var falan diye gidiyor. Aslında yorgunluğunu, bütün o isteyip yapamamasını, vücudunda o gezen ara ara ağrıları, sabah tutukluğunu, bacaklarındaki sürekli ağrıları, için o garip anlatamadığı şeyleri herkes yaşıyor. Birazcık psikolojik mi yapıyorum diye üzerinde durmuyor. Çünkü bu hastalar çok çalışkan ya. Evet. Yani sonuna kadar kendini zorluyorlar ve o böyle içleri durmuyor ya. Çünkü öyle yaradılışta içleri şey böyle durmuyor. Yani canı çıksa bile o işlerini yapacak. Ben her öyleyim şeye mesela yetişecek. Da ona korktum hocam. Ben sizde bekliyorum. Ay, neden bekliyorum? Peki olmaması için ne yapabilirim? Madem siz gözlemliyorsunuz ve biliyorsunuz. Ben de görüyorsunuz ekran başındaki birçok seyircimizde. Biz olmaması için ne yapabiliriz? Şimdi fibromiyalji olmak için boğaz önemli dedik. Diş sıkma önemli dedik. Bir de bir şey gibi anlatırım ben. Akvaryum gibi. İnsanı bir akvaryum gibi düşünürsek. Evet. Akvaryumdaki balıklar böyle bizim hücrelerimiz akvaryumdaki balık gibidir. Çünkü %70'imiz su ya bizim. Evet. Akvaryumdaki balıklar hastalanmış hepsi. Elektrikli balık bunlar. Hepsi elektrik kaçağı yapıyor. Akvaryumun suyu da bulanmış. Evet. Suyu ne bulandırıyor biliyor musunuz? Bak oradaki mutfak tezgahından gelenler. Yediğimiz işte. Beslenme.
Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü su, bizim suyumuz nereden giriyor? Bağırsaklardan, yediğimiz, içtiğimiz. Biz havadan su almıyoruz çok sonuçta doğru. Cildimizden. İşte yediğimiz içtiğimize dikkat edeceğiz. Katkısız gıda, şeker hayattan çıkacak, yapay şeker çıkacak. Yani o krem şikolayı nasıl yaparız bilmiyorum yani. Yani sonuçta. Hocam şöyle masamıza doğru gidelim. Masadan bahsetmişken. Yani mutfak masamıza koyduğumuz her şeyden sorumluyuz. Özellikle ailemizde böyle bir altyapı varsa hem kendimize hem çocuklarımız. Çünkü %80 çocuklarımıza da geçiyor bu. Yeni nesilde kirlilik çok fazla. Çok erken başladı değil mi? Siz gözlemliyorsunuz. Çok arttı. Bir sürü bana sosyal medyamdan ve sistemden soru geliyor. 18-17 yaşında çok yorgunum, hiçbir şey yapamıyorum diyor. Ona nesli depresyonda bunun canım. Yani sonuçta şey böyle yani gencecik insanlar hep her yerim ağrıyor diyor yani. Sonuçta anlatıyor, yazıyor. Hmm. Gençler çok giriyor ya internete, onlar çok yazıyorlar. Şimdi bir kere yapay gıdayı çıkaracağız. Şimdi bu çok tartışmalı Sonra bir konu. Sonra tedavi sürecini soracağım size nasıl olduğunu. Ama çok önce tartışmalı neler... konu. Dünyada ilaç tıbbında belli ilaçlar var zaten. Evet. Onları söylemeye göre. Depresyon ilaçları daha çok kullanılıyor fibromiyajide. Ağrıyı hissini azaltan depresyon ilaçları var. Hem depresyon hem ağrı. Onlar böyle son yılların popüler ilaçları. Orayı bir kapattık. Oradan bir yere gidilmiyor çok fazla. Onun dışında uğraşanlar, işte bizim alternatif, integratif tıp dediğimiz bu türle uğraşanlar çok diyete takmış durumda. İnternette biraz şöyle bir araştırın. Fibromiyajı ile ilgili hep diyet şeyleri yaparlar. Mesela ben nörel terapi falan Avrupa'da, Almanya, Avusturya'da nörel terapi yapanlar falan hep diyet şeyleri. İşte probiyotikler, bağırsak düzelmiyor. Ben hastalarımdan da biliyorum. Ben diyete çok girmiyorum. Tamam yapay gıdayı çıkar, sonu yok. Gluteni falan bütün şeyi karbonhidratı çıkarttırıyorlar. Olmaz değil mi hocam? Ya yapılıyor. 3 ay yap, 5 ay. Bütün hayatın boyunca nereye yapacaksın? Hastalar diyor ki faydalanıyoruz. Faydası oluyor. Biraz daha canlı hissediyoruz kendimizi. Ama yaptığı sürece sonra geri geliyor. Biraz diye tekrar iki katı. Ama hiç bizi her zaman hayattan çıkarmak zor. Benim hastalarımda ben şunu diyorum. Yapay şekeri çıkarın. Zaten hayatımızdan çıkarın. Benim çocuğum alıştı. Çok eve sokmuyorum ben. Can isterse çikolata da yiyor arada. Ama öyle bir alışkanlığı yok. Her gün yemiyor. Çünkü şöyle bir şey. Ben de çok düşkün değildim. Yani yapı olarak düşkün değildim çocukluğumdan beri. Evde çok olmuyor. Çocuk da alışmadı. Bir kere onu çıkarıp mümkün olduğu kadar yani ne bileyim şeker bir şey koyacaksam. Meyve. Tabii yani sonuçta aşureyi şekersiz yapıyoruz yani. Zaten kayısı var içinde, hurma şey var. Birazcık bal veya pekmez koy yani doğal tatlandırıcı koy. Yani bir sürü şey de deneyebiliriz. Bir kere onu zaten genel sağlık içinde çıkaralım. Ailemizde illa fibromiyaj olmayı çok beklemeye gerek yok. Bunlar hani kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler. Ha şey diyorlar, bütün dünyada araştırdığınızda spor, yoga yap, pilates yap bilmem Siz ne yap. Siz ne diyorsunuz? Valla çok şöyle bir fibromiyaj hastamdan örnek vereyim. Milli yüzücü kendisi, yoga ve pilates hocası. Çok başarılı bir hayatı var. Ondan sonra çocukları olunca o mesleki şeyini Boğaziçi'ni falan bitirmiş. Bırakıyor. Diyor ki geldi bana benim bu sırt ağrılarım niye diyor. Bu ağrılarım, bu halsizliğim niye geçmiyor. Stres dersen hiçbir stresim yok diyor. Allah için çok iyi bir kocam var diyor. Maddi durumum iyi diyor. Hiçbir derdim yok. Spor dersen zaten hayatım böyle. Bu ağrılarım geçmiyor. O kadar tipik bir örnek ki. Yani fibromiyajı tabii ki spor ama... Ya öyle yapıyorlar ki hastanın kıpırdayacak kolunu şöyle kaldıracak hali yok, pilatese git diyorlar. Pilatese gidiyor, pilates hocası da alıyor bunu yaptırıyor, bu sefer daha kötü oluyor. Hali yok. Tabii ki belli bir düzeye hastalığı topladıktan sonra sporun yeri şeyi var ama herkes öyle bir şey yap demeye gerek yok. Yani önce kendimizi anlamamız lazım. Neyi yapabiliyoruz? Sınırlarımız nereye kadar? Ona göre yapacağız. Yani zaten benim hastama spor yap demeye gerek yok. İçi durmaz ki onun. Değil mi? Evde fır döner. Onu alır, onu korar, bunu korar. Alışverişe gider, onu yapar, bunu yapar. Her şeye yetişir. Zaten yapısı o. Şimdi ben diyorum bak şimdi fibromiyajı. Şimdi ben sizi tanıyorum, izliyorum da. Enerjiniz çok fazla. Fibromiyaj hastası niye yaşı olmaz, yaşını göstermez? Çünkü Allah yaratırken onu çok model yaratmış. Enerjisi fazla. Bu kadınların yaşı yoktur. 2-3 tane çocuk doğurur, gelir 50 yaşına yine hala genç görünür. Çünkü yaratıldığı dıştan enerjisi ve ve çok da şeydir. Yani yardımseverdir, yaratıcıdır, beceriklidir. O yüzden ne kıskançtır.
ne hasettir. Hiç şeyi yoktur, yoktur. Yani hep o da, çünkü onun da yeteneği vardır, o da yapar. Ar komşusunun yaptığı yemeği kıskanmaz ki, o da kendisi ay der ne güzel yapmışlar, ben de şunu koyayım, daha değişini yapar falan. O yüzden de zaten iç güzellik dışarıya vurur ya. Yani sonuçta evet, yüzü dışı da güzeldir. O yüzden anlaşılmıyor. Bu kadar güzel, hoş evet, kadın. Her şey olurken niye bir yerim ağrıyor diyorsunuz değil mi? Tabii, diyor, sırtım ağrıyor. İşte, ama işte bu tamamen elektriksel evet, bir şey. Yani o yüzden evet, de onunla bununla ilişkili değil. Sistem içeriden, bilgisayar çökünce, araba hı-hı, gitmeyince, istediği kadar araba şey olsun, iyi hı-hı, yaratılmış olsun, sorun çıkıyor. İşte o aksamı toplamak önemli. Evet zaten lan, yazmışlar. Aynen, Ayten Hanım yazmış, doktorum antidepresan verdi. Tam dediğiniz noktada. Cevriye Hanım yazmış, fibromiyalji hastasıyım. Ellerimde ayaklarımda yanma var. Yanmıştı. Ya yanar ya donar. Ha, yanıyor ve donuyor. Çok nadir, ikisi de olmayan vardır ama hmm, ya yanar ya donar. Ayakları, elleri bir ısınmaz bir türlü, ya da yanar, soğutamaz bir türlü. Buza hmm, basar yine sıcaktır. Çünkü o networkle ilgili bir şey. Yani bir elektrik kaçağı, siz hep onu söylüyorsunuz. Bu kaçak. Peki ama bu ameliyatlar özellikle, yani bazen sağlık nedeniyle oluyor. Bazen kazalar oluyor hayatımızda, biliyorsunuz trafik tabii, kazaları oluyor. Fibromiyalji. Elimizi kesiyoruz, bıçak yaralanmaları şimdi oluyor. Şimdi şöyle, fibromiyalji sistemin tam çökmesi ya. Sözünüzü kesmiş gibi oldum, özür dilerim. Hayır, olur mu? Böyle bir kısa zamanda her şeyi çok sığdırmaya tabii, çalışıyoruz. Şimdi ben ilk başladığımda sezeryanla çok ilişkisini hmm, gördüm. Hatta şöyle bir olay var, daha 2005 falan, hatta bir gazeteye bir fibromiyalji hastam sezeryan olup hayatı kazananlar diye kelebekle köşeye öyle bir gazeteci hastam yazdı. Evet, sezeryan oluyor ve hayatı kararıyor. Sezeryan, bu tür büyük ameliyatlar, her şey değil. Sonra büyük kazalar, darbeler. Bir tane genç kız gelmişti, büyük bir kaza geçirmiş kendisi ve kazadan bütün vücudu kırılmış. Hani çizgi filmlerde olur ya böyle yatırırlar. Evet, evet. Diyor ki bana, gelmiş, geçmiş, iyileşmiş. Hastanede her yerim kırık yatarken diyor, hiç bu ağrılarım yoktu. Şimdi bu ağrılardan duramıyorum, anlatamıyorum da diyor. Fibromiyalji büyük kazalar yapar, büyük darbeler, küçük şeyler değil. Bir de diş sıkmanın çok büyük rolü sıkma var. Şimdi onu yazmış. Diş sıkmayı ben birisiyle yazmış. Çok çenemi sıkıyorum diyor. Ama işte diş sıkmanın şöyle bir şeyi var. Burada süremiz de kısalıyor. Özetleyelim. Diş sıkma bu hastalar, çünkü hassas oldukları için günlük hayatta bir sürü şeyi görüyorlar. Hmm. Gece onu işliyor beyin. Ve sürekli onu etki tepki. Bir şey geliyorsa top etkisi olacak. Bağırıp çağırmaz benim hastam. Çünkü bağırıp çağırırsa karşısındakine de üzülür. Çok hassas ya. Hmm. Ama içinde tutar. Tutup gece onu diş sıkarak gösterir ve farkında olmadan yaptığı için de farkında değildir. Bütün o kaslar birbiriyle, biz ayakta bütün kaslar tutuyor. O kasların hepsi birbiriyle zincir halinde, tepeden aşağı. Buradan sıkıp şey yapınca bütün vücuttaki ayağı çok bozuluyor. Çok doğru. Çok. Peki bizim bir sorumuz var ekipçe size. Sadece kadınlarda mı oluyor? Erkekler tam örneği verecektim. Şimdi 2007 yılı bana çok genç, yakışıklı bir oyuncu geldi. Ajansı gördüm, boynum ağrıyor diye geldi. Dinledim. Bana diyor ki, ben diyor çok da alçak gönüllü. Zaten bak alçak gönüllü olur. Mesela benim bazı hasta gelir böyle, bekleme odasında diğerleriyle beklemek istemez. Bu orada bekleyen hastalarıma imzalar veriyor, konuşuyor. Çok tatlı bir adam. Dedim ki bu diyor göründüğünden de tatlıymış. Çok da şeker, böyle genç, yakışıklı, dağ gibi bir delikanlı. Dedi ama bana diyor ki, ben diyor çekimlerde diyor set arasında gidip konteynerde uyuyorum diyor. Şımardı diyecekler. Yeni de çok popüler olmuştu. Diyor böyle şey yapıyor. Dedim ki siz fibromiyaljisiniz. Sonra ben düşünüyorum, sezaryen olmamış. Tamam, boğazı kötü. Kötü. Bu çocukta ne var? Çocuk diyorum, 27 yaşında falan böyle. Sonra diş sıkmayı keşfetti. Aa. Genç, özellikle dağ gibi genç yapışıklı delikanlılarda oluyor. Diş sıkınca. Neler var. Çok evet mu acaba? Hani erkeklerde şey var. Oluyorlar. Çok başarılı benim böyle genç delikanlı, böyle 30'lu yaşlarda zaten. Ya da kaza geçirmelerde de olabilir. Kaza yapabiliyor ama diş sıkma ve boğaz erkeklerde yetiyor. Biz daha dayanıklıyız. Bize ekstra bir şeyler daha eklenecek. Sezeryan, yani mezaryan. Ben bu hastalıkla, bu tanıların aslında çok da kötü değil. Aslında güzel kişilik özelliklerinin ufak bir yan etkisi gibi ya görüyorum. Şimdi Allah'ın bir şeyi var. Evet. Yani. Ne veriyor ya bize? Evet. Bir şey. Sana bu kadar diğerlerine göre daha yaratıcısın, daha enerjiksin. Bunu verirken bu terazinin öbür tarafı da var. Hastalıklar da öyle. Bilirsek
doğru yönetirsek artı sorayım. Yani uzun bir yolculuk. Yani şimdi fibromiyaljinin migrendeki gibi tedavisi yok diye biliniyor. Ben zor kadınım ya, onları seviyorum bu hastalıkları. Kendimde de olduğu için herhalde. Yapılabilecek şeyler var. Hiçbir zaman mutlak tedavi yok ama işte ne diş sıkmayla ilgili mesela her dişçinin yaptığı olmuyor. Hmm. Herkes yapıyor diş sıkma. Onun bir ayarı tekniği lazım ve bunu yapanlar bu işle özel uğraşmış protez uzmanları. Hmm. Yani gidip diş sıkma yaptırdım işe yaramıyor diyor. Evet, süremiz dolmuş. Evet, ömür yarıyorlar. Çok yine teşekkür konuşuruz ediyorum. Yani sonuçta hastalar da her zaman yazabilirler. Elimden evet. gelen yardımı yaparız. Çok önemli bir konu anlattınız aslında. Ama çünkü... sizde de altyapı, fibromiyalji altyapı. Tamam, geliyorum var. Beni artık. Boynunuz, sırtınız falan hiç ağrımıyor mu? Ara sıra anlatacağım. Görüşürüz, hoşçakalın.